Dünya görüşünü belirli çerçeveler içerisinde her platformda özgürce dile getirebiliyorsun. Kendini tabii. ifade ediyorsun. Tabii ki. İnandığını söyleyebiliyorsun. Evet tabii. Bunun bedelini ödedin mi hiç? Vallahi bana kimse bedel ödetemez. Ödetemez. Tabii. Neden ödetemez? Çünkü Kadir-i Zülcelal var, ben ona inanmışım. Ha. Hakimi Mutlak var, ben ona inanmışım. Ondan başka hiç kimsem yok ki benim. Kim bana hesap bir şey ödetebilecek? Mümkün mü öyle bir şey? Bu şey için söylemiyorum yani. Vay bana kimse bir... Kardeşim bana hiç kimse bir şey... Değil. Ben yaratıcıma o kadar inanıyorum ve o kadar güveniyorum ki... Hiç kimse beni şu tarafa, bu tarafa atamaz. Hüküm onun elinde çünkü. Sen istediğin Aminim. Kadar kendini parçala, kendini yırt, yıprat. Problem yok ki. Ben gönülden inanmışım. Ben doğarken Tanrı diyeyim hani Allah'ımıza. Ben öyle inanmışım. Öyle bir ailenin içinden gelmişim. Bana ne etki edebilir? Hangi rüzgar beni devirebilir? Veya hangi deniz beni dalgalarını alıp içine alıp götü yutabilir? Öyle bir şey olabilir mi? Ben varlığa inanmışım. Mevcudata inanmışım. Yaratılmışlığa inanmışım. İnançlıyım ben abi. Allah'ımı seviyorum kardeşim. Yaratıcımı seviyorum. Ve onunla iç içeyim ben. Kim? Bana kim? Bırak. Kardeşim. Ama var. Nasıl? Yok mu yani? Bu anlamda kendi değerlerini dile getirdiği için bir takım bedel ödemiş, bedel ödettirilmiş insanlar da var. Yani oyuncular da var benim içerisinde mesela. Ya muhakkak vardır. Fakat şu da be, yine biz şeye gelelim. Mesela sosyal ilişkilerde, toplum hayatında sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hı-hı. Siz çizginizden eğrilirseniz o zaman bedel ödetirler adama. Ben hiç çizgimden eğilmedim. Ben bu şeyin içine girdiğim zaman, bu sanat dünyasına girdiğim andan itibaren, özellikle mesela Levent Kırca'yla, ben Levent abiye namazın güzelliklerini anlattım mesela. Muhabbeti, sohbeti anlattım. Nasıl anlattın mesela namazın güzelliklerini? Mesela dedim ki mesela, şimdi insan hayatında, dedik ya nefes alma nefes alma, bu hayatta hasaretler var ve karlar vardır. Bu karları anlattım. Yani dünyanın fani olduğunu, ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Elde iki tane tılsım var kardeşim. Evet. Biri hakka iman, biri ahirete iman. İnsan bu iki tılsım ile ölüm insanı zindanı dünyadan huzuru rahmana götüren musahhar bir at suretini alır. Şimdi sen doğduğunda herkes bayram etmişti, sen ağlamıştın ya. Hı hı. İşte öyle bir hayat yaşa ki abi. Sen öldüğünde herkes ağlarken sen bayram et. Ne güzel söyledin. Bunları anlattım mesela. Levent abi. Allah gani gani rahmet etsin. Beraber çok çalıştık Levent Kırca'yla. Ben mesela hayalimdeki adam. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Ne olursun bak. Sözünü bağışla kesiyorum ama. Geçen şöyle bir şey gördüm. Twitter'da bir tane... eski sürüm ekran kartlarından bir tanesi. Şöyle bir şey söyledi. Yani tabirimi lütfen estağfurullah buyurun. Arkadaşlar. Dedi ki fakirler dedi ahirete yatırım yapar dedi. Hayır zenginler yapar. Çok yanlış söylemiş. Öyle bir şey söyledi. Neden biliyor musunuz zenginler yapar? Eğer bizim ticari zekamız biraz fazla olsa bire bin veriyorlar abi. Bire bin veren bir şey var mı? Birine bin veren bir şey var mı? Hiç böyle bir ticaret var mı? Veya bu ekonomi, bu dünyadaki ekonomistlere sor bakalım. Bire bin veren bir şirket veya herhangi bir kuruluş var mı?